fırlat mızrağı. Hedefe varmayan mızrak utansın. Koşmana baksan ey nazlı güheylan, çatlarsan doğuran kıssak utansın. Ülkü yolundan dönen herkes utansın. Çok kıymetli dava arkadaşlarım, bugün burada şehrimiz için en önemli merhalelerden birisi olan Efeler Belediye Başkan adaylığımızın açıklanmasıyla ilgili bir araya gelmiş bulunuyoruz. Şerefli varlıklarınızla bu toplantımızı şereflendiren Milliyetçi Hareket Partisi'nin değerli mensuplarına, Milliyetçi Hareket Partisi'nin dostlarına, akrabalarına ve yoldaşlarına katılımlarından dolayı sonsuz minnetlerimi sunuyor. Herkese hoş geldiniz diyorum. Meselemiz mahalli idareler seçimi olduğuna göre Türkiye'nin başka problemleriyle ilgili konulara girmeden ve çok uzatmadan kısacık sizlerle bir hasbihal etmek istiyorum. Değerli dava arkadaşlar, 30 Mart 2014 tarihi aydınlılar için bir şey ifade ediyor ve Türkiye için bir şey ifade ediyor. Türkiye için 30 Mart'ın ne ifade ettiğini bugün burada değinmeyeceğim. Ama 30 Mart Aydın için ne ifade ediyor, hemen neyin kararını vereceğimizi sizler de bu salonda çok açık bir sözle, veciz bir sözle ifade ediyorum. 30 Mart 2014 tarihinde aydınlılar nasıl yaşamalıyızın kararını vereceklerdir. Bu nasıl yaşamalıyız? Elbette ki bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak, Aydın'da oturanlar olarak nasıl yaşamalıyızın tarifi ekonomik olarak, sosyal olarak, kültürel olarak, çevre olarak, sağlık olarak, eğitim alarak bütün alanlarda nasıl yaşamalıyızın tarifini ve tanımını oylarımızla belirleyeceğiz. Nasıl yaşamalıyızı doğru tanımlayabilmemiz için evet, bugüne kadar olanı sorgulamamız gerekmektedir. Bugüne kadar sorgulamadan kaçanlar halkı bazı yanlış algılarla yönetebilmek için, kendilerinin sorgulanmaması için gelecekle ilgili projeler yaşanmalı diyor. Gelecekle ilgili projeler yarışmalı diyorlar. Şimdi ben buradan soruyorum. 2009 yerel seçimlerinde vaat ettikleri seçim broşürlerindeki prospektüslerde, projelerde neleri vaat ettikleri ve bugün neleri yaptıkları sorgulanmadan 2014'ten sonrasını karar vermek aptallıktır diyorum. Eğer 2009-2014'ü sorgulamadan 2015 hayallerini anlatarak vatandaşa kandırmak isteyenler de üçkağıtçıdır, düzenbazdır, hilekardır. Önce 2009 yılında bu vatandaşa ne vaat ettiler? 2014 yılına gelirken bunlardan hangilerini hangi şartlarda gerçekleştirdiler? Önce bunun hesabını vatandaşa verecekler. Bir yandan Aydın'ın imkan ve kabiliyetlerini bilmeden başkalarının projeleriyle, 2009'da vaat ettikleriyle hiç alakası olmayan alanlarda, hatta
üzerinde soru işaretleri olan bir takım Sayıştay'ın denetim raporlarında kesin hesapları kabul edilmeyen yatırımlarla ve üzerinde bir sürü şaibe olan projeler değiştirilmiş, müelliflerin haberleri yok, yanlış projelerle yapılmamış şehirdeki bir takım şeyleri yapmış olmak insanları beraat ettirmez. Eğer siz kaynakları verimli, etkin ve yerinde kullanmıyorsanız, tekrar söylüyorum, kaynakları yerinde, etkin ve verimli kullanmıyorsanız, taş koyanın taşı taş üstüne koyanın ben kölesi olurum. Hayır. Taşı taş üstüne doğru koyanın kölesi olurum. Yoksa çok maliyetler ve ucuz işler yapanın niye kölesi olayım? Öyle bir mantık ülke için doğru bir mantık değildir. Taşı taş üstüne koymak marifet değildir. Az parayla çok iş yapmak, vatandaşın alın terini israf etmemek devlet adamlığıdır. Onun için buradan hareketle nasıl yaşamalıyızın kararını vereceğiz dedim. Şimdi siz değerli ülküdaşlarıma ve vatandaşlarıma iletilmek üzere şunları soruyorum. 2009 yılından 2014 yılına gelirken bu şehrin trafik problemi mi halloldu? Bu şehrin sağlık meselesi mi halloldu? Bu şehrin çevre meselesi mi halloldu? Bu şehrin altyapısı mı halloldu? Bu şehrin yeşil alanları mı halloldu? Bu şehrin neyi halloldu değerli arkadaşlar? 2009 yılında Aydın'da yaşayan bir vatandaşımız yağmur olduğunda evine su basıyordu. Hastaneye, doğum evine su basıyordu. Geçen sene, bu sene yağmur yağdığında doğum evine gene su bastı mı değerli arkadaşlar? Peki bundan 4 sene önce yağmur yağdığında evine su basan aynı vatandaşlarımızın gene evlerine su bastı mı değerli arkadaşlar? Kanalizasyon evin içerisine çıktı mı? Peki çevre yolu yapıldı, falan yapıldı, filan yapıldı. Acaba gidip bakıyor mu vatandaşlarımız hangi standartlarda yapıldı? Battı çıktı, battı çıkamadı. Trafik kazası eskisinden daha çok oluyor. Sabah akşam orada oturan vatandaşlar pencerelerinden seyrediyorlar. Trafik problemini çözdü mü? Hayır. Peki gazetelere boy boy belediye kesesinden reklam ve Karpuzlu'dan Buharkent'e varıncaya kadar gazete dağıtılıyor. Aydın'ın 30 yıllık park problemini çözdüm. Şimdi dikkat edin. Gazetede, Aydın Kent Gazetesi'nde ve yerel gazetelerde ilanlar var. Aydın'ın 30 yıllık park problemini çözdüm. Yapılan ne? Belediyenin 400 araçlık otoparkı vardı. Yıkıldı. Yap işlet devlet modeliyle birilerine verildi. 600'lük otopark yapıldı. 600 araçlık otopark yapıldı. Açtım emniyet müdürüne, trafikten sorumlu müdüre. Dedim ki müdürüm, bunu dikkatle dinleyin. 2012 yılında Efeler ilçesinde 0 kilometre tescil görüp trafiğe çıkan araç sayısı kaç? Emniyet müdürü bir saat sonra cevap verdi. Sayın milletvekili 3476 araç dedi. Yani 2012 yılında Efeler ilçesine 0 kilometre yeni 3476 araç girmiş. Peki ikinci el araçlar da var. Söke'den Aydın Merkez ilçeye gelmiştir. İzmir'den, İstanbul'dan, Denizli'den buraya araç gelmiştir. Dedim ki bunların sayısı kaç? Sayın milletvekilim bunları göremiyorum dedi. Ama dedi toplam işlem gören 45 bin araç var dedi.
Şimdi sizler eğer matematik biliyorsanız, gerçi hanımefendiye soracağım. İki bilinmeyenli denklem çözsün, ben kendisini takdir edeceğim. İki bilinmeyenli denklemi çözen bu hesabı yapabilir. Eğer 2012 yılında 3476 araç Efeler Belediyesi'nde teşkil görmüşse, 30 yıllık trafik problemini çözdüm diyorsanız, sizin 105 bin araç civarında bir otopark yapmanız lazım ki 30 yıllık park problemini çözdüm de. Yapılan ne değerli arkadaşlar? 200 araçlık artı otopark. O zaman diyor ki hanımefendi, 30 yıl hiç araç almayın diyor aydınlara. Çünkü koyacak yer yok, park edecek yer yok. Bu kadar basit. Çok değerli hazırım. Deveye sormuşlar, boynun niye eğri? Deve demiş ki, nerem doğru ki boynun eğri olmasın. Eleştirilecek o kadar çok şeyler var ki. Belediye binasının kesin kabulü niye yapılamıyor? Garaj niye açılamıyor? Geçenlerde bir şey öğrendim. Şimdi merak ediyorum. Aydın basında da çok merak ediyorum. Onlara da bir sistemim olacak. Garajın içerisinde herhangi bir şehirler arası otobüs terminalinde düğün salonları rastladınız mı siz? Hiç gülmeyin, daha ötesi var. Şehirler arası otobüs terminalinde konferans salonları rastladınız mı? Şehirler arası otobüs terminalinde hediyelik eşya satan dükkanlara rastlayabilirsiniz. Alışveriş merkezi AVM'ye rastladınız mı siz? Yeni yapılan garajda düğün salonu var. Yeni yapılan garajda konferans salonu var. Yeni yapılan garajda 3 tane civarında AVM var. Yani şoförler, mavi otobüs yolcuları falan diyecekler ki, ya kardeş geçiyorduk Aydın'dan, şurada da bir nikah kıyalım, bir düğün yapalım diyecekler herhalde. Böyle bir şey olur mu değerli arkadaşlar? Şehirler arası otobüs terminalinde düğün salonu. Modern şehirlerde, estetik şehirlerde trafik dağıtılır. Sen oraya konferans salonundan düğün salonuna varıncaya, AVM'ye varıncaya kadar trafik yoğunluğunu getiriyorsun. Bu bile bir belediye başkanının vizyonuyla ilgili fikir sahibi olmaya yeterlidir değerli arkadaşlar. Onun için Aydınlılar 2014 30 Mart'ında 2009'dan 2014'e hayatımızdan ne değişti ve nasıl yaşamalıyızın kararını verecekler. Nasıl yaşamalıyızın kararını verirken biz vizyon sahibi olarak Aydın'ın meselelerini 3 temel saç ayağı üzerine oturttuk. Bunlardan birincisi, alt yapısıyla, üst yapısıyla estetik bir şehir meydana getirmek. Yani alttaki kanalizasyonundan başka alanlarına varıncaya kadar, üstündeki mimarisinden, yeşil alanlarından, yollara, trafiğe varıncaya, park yerlerine varıncaya kadar estetik bir şehir meydana getirmek. İki, zenginleşen, refahı artan, istihdamı çoğalan zengin bir şehir meydana getirmek. Bunun için Büyükşehir Belediyesi'nin proje danışmanlıklarından direkt yatırımlara paydaş olmasına varıncaya kadar projelerimiz hazırlanmıştır. Ve burada sizlere söz veriyorum. İlk 2 yıl içerisinde en az 8 bin kişilik istihdam meydana getireceğim. Ve 4 yıl içerisinde bir dahaki seçimlere gitmezden önce Aydın'da en az 15 bin kişilik istihdam meydana getireceğim. Seçimlere giderken bu rakam 20 bin kişilik olacak. Bunu hem özel sektör
hem Büyükşehir Belediyesi'nin paydaş şirketleriyle meydana getireceğiz. Refahımızın artması için organize besi bölgelerinden organize sera bölgelerine varıncaya kadar her türlü tabii, coğrafi, iklim, turizm, bütün imkan ve kabiliyetlerimiz doğru değerlendirilecek.